Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Vel akıbetü lil müttakîn. Vessalatu vesselamu ala seyyidina ve nebiyyina ve şefi'ina Muhammed. Ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Euzu billahi mineşşeytanirracim. بسم الله الرحمن الرحيم إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون صدق الله العظيم وبلغنا رسولنا النبي الكريم وَنَحْنُ عَلَى ذَٰلِكَ مِنَ الشَّاكِرِينَ الشَّاهِد۪ينَ بِقَلْبٍ سَل۪يمٍ Çok aziz ve pek muhterem Müslümanlar. Geçen derslerimizde İslam, beşeriyetin ezeli ve ebedi dini dedik. Ve İslam kıyamet sabahına kadar baki kalacak tek dini ilahidir. Çünkü Allahu Zülcelal Kur'an-ı Kerim'de ve razıytu lekumul İslam'a dina. Ey insanlar, sizin dininizin İslam olmasından razı oldum buyuruyor. Mülkün sahibi Cenab-ı Halık-ı Zülcelal olduğuna göre dinin sahibi de o, insanlığın halik ve sahibi de o. Binaenaleyh zalik dinine o sahip çıkacaktır. Ve Kur'an-ı Kerim'de bunu vaat ediyor açıkça. Estaizu billah. İnna nahnu nezzelne zikra ve inna lehu lehafizun buyuruyor. O zikri hakimi, o Kur'an-ı Kerim'i biz indirdik, biz onu baki kılacak ve koruyacak olan da biziz buyuruyor Halık-ı Zülcelal'imiz. Muhterem müminler, İslam baki kalacaktır dedik. Niçin? Çünkü dayandığı kaide ve mesnekleri sapasağlam. Onun bekasını temin edecek amiller ve unsurlar arşidir, ilahidir ve çok sağlam. Bunlardan biri ilimdir dedik. İslam ilim dinidir. Cehaleti kat'iyetle reddeder. Yani Müslüman bilen insandır muhterem müminler. Müslüman okuyan insandır. Müslüman ilmin nuruyla kalbini, ruhunu gerçek hayata kavuşturan insandır. Düşmanlarımız asırlar boyu Müslümanları cahil bırakıp kendileri öne geçmek için büyük şeytanetlerle güç ve kuvvet sarf ederek bu neticeyi almak için uğraşmışlardır. Ve bugünkü alem-i İslam'ın görüntüsü de muvaffak olmuşlardır bunda. Ama bu kader değişecek diye hocanız ısrarla üzerinde duruyor. Aşağı yukarı 1300 sene zaferden zafere koşan İslam, Müslümanlar, son asır içerisinde, son 1,5 asır içerisinde bir inhitat, bir inkiraz, bir tereddi, bir gerileme devrine girmiştir. Bu da imtihanı ilahidir. Bakalım böyle bir imtihan içerisinde inananlar nasıl bir tavır takınacaklar? Ayeti kerimeyi münasebet aldıkça okuyorum. وَتِلْكَ الْاَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ Arşın sahibi öyle diyor. Biz zaferler ve galibiyetler ve mağlubiyetleri iki cephe, iki taraf arasında değiştiririz buyuruyor muhterem Müslümanlar. Mesela Bedir'deki
İslam'ın büyük zaferi, Uhud'daki mağlubiyet. Bir ordu ki içinde Allah'ın Resulü de vardı muhterem Müslümanlar. Söz dinlemedikleri için bir imtihan kapılarını çaldı ve bu arada Cenab-ı Halik-i Zülcelal sebat gösterenlere fevkalade lütuflar da bulundu. Evet, bugün de böyle bir imtihanın içerisindeyiz. Son 1,5 asırdır, hele hele 70-80 senedir. Ama ben Rabbime öyle inanıyorum, Rabbim Cellet Azameti Hazretleri bu kaderi değiştirecek inşallah. Ölmeden bir iyi gün göreceğiz muhterem müminler. Allah'ın Resulü dünyanın ömrü 1 saat kalsa Cenab-ı Hak o 1 saati genişletecek, itratimden bir er çıkacak, dünyayı adlü ihsan, iman ve aşkla dolduracak buyuruyor. Alem-i İslam'a büyük bir müjde bu efendiler. Bir de اِنَّ الدِّينَ بَدَى غَر۪يبًا وَسَيَعُودُ غَر۪يبًا فَتُوبَى لِلْغُرَبَى. Din garip olarak başlamıştır, kuvvet bulacak yüzyıllarca, sonra garip olarak dönecek. Hadis-i şerifi şerh edenler bu garip olarak başlayıp da bu gariplikten sonra kuvvet buluşunu, ikinci gariplikten sonra da bir kuvvetli asr-ı saadete benzeyen bir gün daha gelecek manasını vermişler muhterem müminler. Benim değil, hadis-i şerifin üzerinde duran muhakkikinin sözü bu. Böyle olunca bu garipliğin arkasında asr-ı saadete benzeyen güçlü bir gün bekleyiniz muhterem müminler. Muhterem Müslümanlar, adalet denince Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Hazretleri yevmin min sultanin adilin hayrun min ibadeti sittine sene kıyamun leylüha siyamun neharuha. Bakınız hadis-i şerife, bakınız muhterem müminler. Bir adil sultanın, bir adil emirin bir günlük icraatı, bir abidin, bir zahidin, bir şeyhin, bir dervişin 60 senelik ibadetinden evla ve aftaldır diyor muhterem Müslümanlar. İslam'ın adalete verdiği önem. Konyalı kardeşlerim, İslam'ın adalete verdiği önem. Ya adil bir sultanın bir günlük adaletinin feyiz ve bereketi bir abidin 60 senelik ibadetinden aftaldır. Geceleri kaim, gündüzleri oruçlu olsa dahi aftaldır ve hayırlıdır buyuruyorlar. Bir amirin, adil bir emirin adalet tatbikatı muhterem müminler. Hazreti Ömer menkıbe anlatacağız ya muhterem Müslümanlar. Hazreti Ömer, büyükler tenzilur rahme inde zikri salihin demişler muhterem Müslümanlar. Salihlerin adı geçtikçe o meclise rahmet nüzul edermiş. Ya Allah dostlarının adı geçtikçe o meclise rahmet nüzul edermiş muhterem müminler. Biz bu vücudu rahmet olan insanlardan ölürken de ayrılmayacağız. Onların hayaliyle öleceğiz. Böyle azmimiz var muhterem müminler. Hacı Behzade Üstadımın dediği gibi Fahri Kainat'ın manevi kolları üzerinde Allah dostlarının nur cemallerini seyrede seyrede tevhidler ve zikirler ve şehadetlerle Mevlamıza kavuşmak istiyoruz. Hazreti Ömer masasında oturuyor muhterem Müslümanlar. 50 defa benden dinlediniz ama adalet bahsinde tekrar dinleyeceksiniz. Bir dostu geliyor bir şey istişare, zati ve şahsi bir istişare için. Hazreti Ömer biraz beklemesini söylüyor. Ashab-ı mesalihin işi bitip saat dolduktan sonra yanan mumu söndürüyor, masasını çekiyor, gözünden bir mum çıkarıyor, yakıyor. Şimdi konuşabiliriz diyor. O zat hayret ediyor ve soruyor, ya Ömer, söndürdüğün de mum, yaktığın da mum, anlayamadım bu hikmeti diyor.
Cenab-ı Ömer'in cevabı bu muhterem Müslümanlar. Yanan mum Beytülmal'in, devletin, milletin hakkı var. Onu ashab-ı mesalih için yakmıştım. Sense özel istişare için geldin, onu söndürdüm. Kendi maaşımla aldığım mumu yaktım ki hususi istişaremizi bu mumun ışığında ancak yapabiliriz diyor. Muhterem müminler, Hazreti Ömer bir gün minberde, beni dinleyiniz ey ashab-ı Resulillah, ey ümmeti Muhammed diyor, ey nas diyor. Cemaat içerisinden zayıf bünye bir Arabi kalkıyor, seni dinlemiyoruz ya emiral müminin diyor. Hazreti Ömer'e böyle diyor, cemaatın içinde, ashab-ı Resulillah'ın ortasında, devrin halifesine, emirul müminin Hazreti Ömer'e, seni dinlemiyoruz, konuşma ya Ömer diyor. Üstadımız kamçısının şakırtısıyla Roma'daki papazların uykusunu kaçıran Ömer derdi muhterem müminler. İnne şeyatînel cinni vel insi kad ferru minke ya Ömer. İnsanların ve cinlerin şeytanları sen girdiğin bir sokakta yol değiştirirler, başka sokaktan ve yoldan geçerler ya Ömer. Senin geçtiğin sokaktan şeytanlar geçemez derlerdi Peygamber Efendimiz. Ve inna Allahu Teala ce'alel hakka ala lisani Ömer yeduru ba'hu haysu kan. Allah hak sözünü Ömer'in dilinde kılmıştır. Ömer nerede söylerse hak onunla beraberdir diyor. Muhterem Müslümanlar, Hazreti Ömer'de hiç gazap yok. Konuşma ya Ömer, seni dinlemeyeceğiz diyen Arabi'ye karşı hiç gazaplanmıyor. Halinde hiç tebeddül tegayyür yok. Niye dinlemiyorsunuz beni diyor. Ya Ömer, cihatta ve harpte kazanılan ganimet kumaşlarını herkese müsavi taksim edeceğine söz vermiştin. Halbuki size bana verdiğin kumaştan ben cılız bedenime bir entari çıkaramadım. Sen müheykel cesedine nasıl oldu da bir kaftan bir cübbe yapabildin diyor. Gayet tabii haliyle Hazreti Ömer, oğlum Abdullah kalk diyor. Meclisin belli bir yerinde, Mescid-i Saadet'te oğlu Abdullah kalkıyor. Radıyallahu teala anhuma ve ardahuma. Evladım, ganimet kumaşlarından ben bir parmak fazla aldın mı, yoksa sen hisseni verdin de ikimizin hissesinden mi bir cübbe yaptın, söyle diyor. Ashab-ı Resulillah duysunlar diyor. Muhterem müminler, oğlu Abdullah yemin ediyor. Babamın halifelik kaftanında 7 yerinde en az yama vardı diyor. Yabancı devletlerden gelen elçi ve mürakkaslar gördüğünde İslam'ın izzeti bakımından yeni bir kaftan ve cübbesi olsun arzu ettim diyor. Ben de hakkımı verdim. Babam ikimizin hakkından bir cübbe yaptı diyor. Yoksa kendi nefsi için ganimet kumaşlarından bir santim dahi almadı diyor. Şimdi konuş, seni dinliyoruz ya Ömer diyor. Şimdi konuş, seni dinliyoruz ya Ömer diyor. Muhterem Müslümanlar, yine bir gün Hazreti Ömer minberdedir. Şöyle bir tevcihte bulunuyor ashab-ı Resulillah'a karşı. Siz eğrildiğiniz zaman ben sizi doğrulturum. Emirinizim, halifenizim. Siz eğrildiğiniz zaman ben sizi doğrulturum. Ben eğrildiğim zaman siz ne yaparsınız? Hazreti Ömer böyle soruyor raiyesine. İçerisinde sayısız sahabe var tabii. Muhterem Müslümanlar. Ahad-i Nas'tan biri, Hazreti Ali, Hazreti Muaz, Hazreti Ebubeyde falan değil, Ahad-i Nas'tan biri, sahabenin tanınmayanlardan biri kalkıyor ayağa. Ya Ömer, eğer sen eğrilirsen Kur'an'ın elmas kılıncıyla seni doğrulturuz diyor. Hazreti Ömer elini arşa kaldırıyor. Ey alemlerin yüce Rabbi,
Sana sonsuz hamd ediyorum ki yanıldığımda doğrultacak bir cemaatin içerisindeyim. Ya ben Ömer'im diye müsamaha etseler de huzurullah'a zulüm ve kusurla, günahla gelsem halim ne olurdu Allah'ım diyor. Kudüs seferi, Şam'a doğru yaklaşıyorlar muhterem Müslümanlar. Hazreti Ömer bizzat ordunun başında. Çölün Şam'a yakın yerinde kölesinin devesi ayakları yaralanıyor, yürüyemiyor, ıkıp çöküp kalıyor. Hazreti Ömer'in kölesinin devesinin ayakları yara oluyor, yürüyemez hale geliyor, çöküyor, kalıyor orada. Hazreti Ömer kölesine buyuruyorlar ki, bir saat sen bineceksin, ben yürüyeceğim, bir saat ben bineceğim, sen yürüyeceksin diyor. Devrin halifesi Emirül Müminin muhterem müminler. Evet. Kölesini bin Şam'a yaklaşmışlar, Şam-ı Şerif'e yaklaşmışlar. Sıra köleye geliyor. Cenab-ı Ömer deveden iniyor ve kölesini deveye bindiriyor. Kızgın alevlerle yanan çöllerde Emirül Müminin yaya yürüyor, kölesi devenin üzerinde. Şam'a tam girileceği yerde yağmurlar yağmış, bir dereden, bir sudan geçilecek. Cenab-ı Ömer naleynini çıkarıyor, ikisinin kaytanını birbirine bağlıyor, omuzuna atıyor. Eteklerinde böyle topluyor biraz, diz kapağına yakın yere kadar. Sudan geçerken deve, kölesi arkada devenin üzerinde geliyor. O günlerde Şam asker kumandanı, Şam valisi Cenab-ı Ebu Ubeydet İbn-i Cerrah muhterem Müslümanlar. Halid İbn-i Velid'den vazifeyi devralmıştı ya, Hazreti Ömer'in makamı hilafete gelişiyle. Ebu Ubeyde eminu hadihil ümme hadisinin masadaki masarı Cenab-ı Ebu Ubeyde. Ebu Ubeyde bu ümmetin eminidir diyor Fahri Kainat. Ebu Ubeyde kanalın, derenin karşısında, yanında bütün resmi erkan, askeri erkan var. Tabii sahabeden de kimseler var. Bütün Şam ahalisi Hazreti Ömer'in, İslam ordusunun, ashab-ı kiramın istikbaline çıkmışlar. Cenab-ı Ömer ayakkabıları omuzunda, eteklerini biraz toplamış, yanlayak sudan geçiyor, karşıya geçiyor. Cenab-ı Ebu Ubeyde diyor ki, ya emiral müminin, ha ne olurdu diyor bu seferlik, sen devede olsaydın da köle yerde yürüseydi Şam'a girerken, Nas'a karşı biraz manzara tuhaf göründü demek istiyor muhterem Müslümanlar. Ya Ebu Ubeyde, Hazreti Ömer'in dünyayı titreten sesi ve sözü, ya Ebu Ubeyde, eğer Fahri Kainat İslam peygamberi Ebu Ubeyde eminu hadihil ümmeh demeseydi, vallahi kaburga kemiklerini yarardım senin. Biz şirkin karanlıklarında sürünen insanlardık. İslam'ın izzetiyle Allah bizi aziz kıldı. Naleynimi omuzuma almakla şeref ve izzetimden bir şey kaybetmem ya Ebu Ubeyde diyor muhterem müminler. Evet, derdiyle yandığımız insanlar kadrosu muhterem müminler. Ya. Ve adalet denince Hazreti Ömer niçin hatıra geliyormuş görüyor musunuz muhterem müminler? Adalet denince şunu söyledim peşine size, Hazreti Fahri Kainat'ın, Kainat'ın Muhammed'inin Ömer'den görüntüsü. Aslında bu adaletin sahibi Fahri Rusul sallallahu teala aleyhi ve sellem. Muhterem Müslümanlar, cennete girdim diyor Fahri Kainat, Mesabi hadisi. Cennete girdim diyor. Girerken Ebu Bekir'i gördüm. Cennetin 8 kapısına, hangisine varsa buyurun buyurun diyorlardı diyor. İçeride beyaz incilerle süslenmiş musanna bir köşk gördüm. Kimin diye sordum. Ömer'in dediler. En kısa şeklinde anlatıyorum faydası var diye. Muhterem Müslümanlar. Ya Ömer, köşkünü bir gezecektim ama Ömer kıskançtır diye gezmedim diyor. Ömer kıskançtır diye, belki kıskanır diye gezmedim, girmedim diyor.
Cenab-ı Ömer'in iki gözü bir ırmak şarıl şarıl gözyaşlarıyla "E aleyke egaru ya Resulallah, fidâke ebi ve ümmi." Annem babam yoluna nefsim ve her şeyim feda olsun ya Resulallah. Sana mı, sana mı, senden mi kıskanacağım, gayrete geleceğim? Senden evvel bir zıpırdık. Bütün faziletlerimiz Muhammedi nurun görüntüsüdür diyor. Muhterem Müslümanlar. Bütün faziletlerimiz Muhammedi nurun görüntüsüdür. Ya, ya. Muhterem Müslümanlar. Bu böyle kıyamete kadar söylenir de zaman biter ama Muhammed'in fazaili bitmez diyorum. Benim sözüm mü bu? Yok. En güzelini Ömer İbn-i Fariz söylüyor. En güzelini Kahire velilerinden 15 sene Mekke'de mücavir kalan, çölde sahrada yırtıcı mahlukat ile 15 sene geçiren Ömer İbn-i Fariz. Elimizde divanı ve külliyatı var Ömer İbn-i Fariz'in, muhterem Müslümanlar. Orada şah beyti bu. Ve ala tefennuni vasifihi bi husnihi. Ve ala tefennuni vasifihi bi husnihi. Yefne zamanu ve fihi malem yusafu. Yefne zamanu, Arapça bilenler. Yefne zamanu ve fihi malem yusafu. Kalemleri, kılınçları kıran şair ve edipler. Kalemleri, kılınçları kıracak olan, kıran şair ve edipler. Ya Resulallah, durmadan senin güzelliğini, fazail-i Muhammediyeni yazsalardı, zaman biter de senin fazail ve güzelliğin bitmezdi diyor. Zaman biter de senin fazail ve güzelliğin bitmezdi diyor. Ya Rab, Akif böyle diyor. Ya Rab, mahşerde bizi bu iman ile haşret. Evet muhterem Müslümanlar. İsterseniz hadisi şerifi, adalet mevzuu böyle. Süleyman Çelebi söz uzanur ger kalanın der isem diyor. Bitmez bu menkıbe, bitmez bu mana, bitmez bu fazail. İslam'da adalet muhterem Müslümanlar. İslam'da adalet. Ya bir Emevi adaleti, bir Abbasi adaleti, bir Büyük Selçuklular adaleti, bir Anadolu Selçukluları adaleti, bir de Osmanlı adaleti. 635 sene muhterem Müslümanlar. İsterseniz bir de Osmanlı adaletinden bir misal vereyim de sonra dersimizin omurgasını teşkil eden mübarek hadise geçeyim. Bakınız muhterem, eğer vaktimiz kalırsa tabii muhterem müminler. Evvelce dinlediniz. Fatih Sultan Muhammed Han Hazretleri, Osmanlı Sarayı, Fatih Sarayı, külliye, camisi, külliyesi, medresesi filan projeyi hazırlamış, bir Hristiyan mühendisine vermiş. O gün için böyle gerekmiş. Kanuni devrinde Müslüman mühendisler, Mimar Sinanlar, Sultan Ahmet devrinde, 1. Ahmet devrinde Sultan Ahmet'i yapan Mimar Mehmet Efendiler yetişmiş sonradan. Ama Fatih devrinde meşhur o şahi toplarını döken de bir Hristiyan mühendisi biliyorsunuz. Topkapı'nın önünde buradan böyle kapıyı geçen büyük toplar muhterem Müslümanlar. Şahi topları. İstanbul'un burçlarını yere indiren tarihi toplar. Onun mühendisi de sonradan İslam'ı kabul ediyor. Bu mimar da İslam'ı kabul ediyor sonra. Hadiseyi arz edeceğim. Muhterem müminler, projeyi veriyor mimara. Saray tamamlandıktan sonra bakıyor küşadında. Sütunlar kısa kesiyorum. Sütunlar kısa yapılmış. Yani projede verdiği ölçüden mesela 30 santim kısa. Mühendise soruyor, niye bunlar kısa olmuş? Efendim estetik bakımından diyor, göze iyi gelmesi için, bize göre biz mimar mühendisiz, bu sütunların biraz kısa olması gerekirdi, onun için kestirdim diyor. Nereden emir aldın? Sanatımdan diyor. Götürün bunu, elini kesin diyor Fatih. Sütunu kesen elini kesin bunun diyor. Muhammed Fatih rahmetullahi aleyhi rahmeten vasa. Büyüklerde kusur işlerler mi? İşlerler muhterem Müslümanlar.
Sadece peygamberler masumdur. Her zaman söylüyorum. Onlarda da zelle ve sehi oluyor. Erbabı ilmin malumu. Peygamberlerde büyük ve küçük günah yok. Zelle ve sehi. Peygamber Efendimizin mesela Tebuk seferine çıkarken münafıkları Rabbisine sormadan bırakıverdiği gibi. Onlar temaruz ettiler. Bir hastayız, meşgalemiz var, manimiz var dediler. Peygamber Efendimiz de müsaade etti. Ya muhterem Müslümanlar. Eli kesilen Hristiyan mühendis, devrin kadısı, baş kadısı Hıdır Bey merhum, Kaside-i Nuniye sahibi, Osmanlı devrinin en büyük ilim adamlarından biri, İstanbul baş kadısı, merkezi hükümetin baş kadısı, hakimi şer'isi, gidip istida veriyor. Sultan diyor, elimi hak etmediğim halde kestirdi, hakkımı istiyorum diyor. İstida veriyor mahkemeye. Hıdır Bey merhum, devrin sultanı Muhammed Fatih Han Hazretlerine celtname çıkarıyor. Falan gün mahkemeniz var, zanlısınız, mahkemede hazır bulunmanız diye tebliği gönderiyor. Müzekkireyi gönderiyor veya neyse talepnameyi gönderiyor. Muhterem Müslümanlar, aynı günde tabii mahkeme hazır, Hristiyan mimar gelmiş, Kadefendi yerinde oturuyor. Fatih kapıdan giriyor, şöyle biraz ileride hakimin yanında bir sandalyeye oturmak için yürüyor. Kadefendi, sultanım mazlumsunuz, Hristiyan mühendisiyle beraber oturacaksınız, ayak beraberdir diyor. Oraya oturamazsınız demek istiyor yani, Hristiyan mühendisiyle beraber, mazlum sandalyesine. Fatih, hiç zerre kadar halinde tegayyür yok. Büyük adam, Kapı Camii'nin muhterem cemaati. Her şey bizim gibi küçüklere kaldı. Evet. Vallahi ve billahi ve tallahi diyorum. Her şey. Minel bab ilel mihrab. Yunus Emre hep gittiler, kalmadılar. Gülme gülme ağla gönül diyor. Ya. Ezberinde 70 deve yükü İbni Cerirler, muhterem Müslümanlar. Ezberinde 70 deve yükü eser ve ilim olan İbni Cerirler. Şu kadar batman mürekkep kullan diyor Şarani Mineni Kübrasında. Seleften bir zatın 500 cilt müsnedi hadisi, 1500 cilt müsnedi hadisi vardı diyor. Bir kişiye ilmiye itibar yok, senin hafız değilsin dediler diyor Şarani. Muhterem Müslümanlar, gitti diyor, ertesi gün geldi, dinleyin dedi diyor, 24 saatte Kur'an-ı Kerim'i ezberledi geldi diyor. 24 saatte hafız oldu geldi, dinleyin dedi diyor. Kadı Efendi mimarın şikayetini dinliyor, Fatih'e soruyor, böyle mi, doğru mu diye. Doğru, öylece oldu Kadı Efendi diyor. İkinci celsede وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاتٌ يَا اُلِي الْاَلْبَابِ ayetini okuyor, Kadı Efendi karar veriyor. Fatih'in elinin kesilmesine karar veriyor. Sultan Fatih biraz da rengi sarararak tabii kararı büyük bir tazimle, izzetle kabul ediyor. Mimar aman efendim, Kadı Efendi, benim elim için Fatih'in eli kesilecek ha? Tabii diyor. Yahu diyor, benim gibi milyon tanesini analar doğurur ama bir Fatih de analar doğurmaz. Ne yapıyorsun Kadı Efendi diyor. Ben böyle bir karara varılacağını hiç hayatımda hayalimden geçirmedim diyor. İslam adaletinin, Kur'an hükmünün gereği bu diyor. Şu halde ben bağışlıyorum diyor. Sadece benim maişetimi temin etsin. Bundan sonra ben çalışamam çünkü diyor. Evet muhterem Müslümanlar, elim olmadığı için çalışamam diyor. Maişetimi temin etsin. Sultan Fatih'e ne dersin diye soruyor Kadı Efendi. Sultan Fatih peki diyor, devlet Beytül Mal'den kendisine şu kadar altın her ay verilsin diyor. Kadı Efendi, Sultan diyor,
Beytül Mal'den veremezsin, suçu işleyen sensin, cerimesini millet ödeyemez, devlet ödeyemez, maaşından vereceksin diyor. Maaşından şu kadar altın verilmek üzere anlaşıyorlar. Rum mimar, Hristiyan mimar kucaklaşıyorlar, bağışlıyor. Ve Sultan Fatih Kadıfendi'ye, Hıdır Bey merhuma böyle diyor. Kadıfendi diyor, eğer ben Fatih'im diye İslami karardan zerre inhiraf etseydin, kılıncı çekiyor şöyle, bu kılıçla başını alırdım diyor. Ya muhterem Müslümanlar, bizim aşık olduğumuz, gönül verdiğimiz bu neşe muhterem Müslümanlar, Hıdır Bey merhum da minderinin altından şöyle bir hançer çıkarmış. Eğer sen de hükmü ilahiye razı olmayıp da üzerime savlet etseydin, ben de seni bu hançerle cezalandıracaktım diyor. Bunlar latifeler muhterem Müslümanlar. Fakat olmuş latifeler, %100.000 katiyetinde vakıalar, realiteler, hadiseler ve gerçekler ve İslam tarihi bunlarla dolu. Evet muhterem Müslümanlar. Ben şimdi diğerlerini de anlatmaya geçecek olsam yerli kalacak. Hadis-i Şerif'ten de bir iki fıkra arz edeyim. Bugün cuma dersimiz de böylece nur ve feyizle bitmiş olsun inşallah. Muhterem Müslümanlar, İslam adalete dayanır kıyamet sabahına kadar. Küllüküm ra'in ve küllüküm mes'ulun an ra'iyyeti. Peygamber Efendimiz öyle buyuruyorlar. Hepiniz güdücüsünüz ve güttüğünüz sürüden mahşerde mes'ul olacaksınız. Sultan raiyesinde güdücüdür, raiyesinden mes'uldür mahşerde. Vali vilayetin de güdücüdür, vilayetin nüfusundan mes'uldür. Kaymakam ilçesinde güdücüdür, bir ilçenin, bir kazanın bütün nüfusundan mes'uldür. Muhtar köyden ve mahalleden mes'uldür. Aile reisi evinden mes'uldür. Cenab-ı Hak elindeki aile ve evladından mahşerde birer birer nefes ve adımlarına varıncaya kadar soracaktır diyor Fahri Kainat. Şuna inanacak olsak muhterem Müslümanlar, ne Güneydoğu'da hadiseler kalır muhterem müminler, ne İstanbul'da bilmem nereye bomba konur, ne falan yerde aşkıya köy yakar, kanlar içerisinde aileler ve çocukları katleder, ne şöyle ne böyle. Yani bütün kötülüklerin ana kaynağı İslam'daki adaletin tatbik edilmemesinden. Muhterem Müslümanlar, arşın gölgesindekilerden bahsedecektim ama söz buraya kadar gelince şöyle bir hadis-i şerif var bakınız. Gelecek dersimde eğer kalırsa, ezanımız okunu verirse arşın gölgesinde olanlardan bahsedeceğim inşallah. Şöyle bir hadis-i şerif var. Bakınız muhterem Müslümanlar. Peygamber Efendimiz sallallahu teala aleyhi ve sellem hazretleri bir gün sahabenin içerisine geldiler. Ashab-ı kiramın meclisinin belli bir yerinde oturdular ve böyle buyurdular. Keyfe entüm izâ vaka'at fîküm hamsun. Sizin içinizde şu beş şey zuhur ettiğinde haliniz ne olacak diye düşünüyorum ve ürperiyorum diyor Peygamber Efendimiz. Ey ashabım, sizin içinizde, ümmetimin içerisinde şu beş şey vuku bulursa haliniz ne olacak onu düşünüyorum ve ürperiyorum buyuruyorlar. Ve euzü billahi en tekune fikum ev tudrikuhunne. Sizin böyle bir beş şartın içerisinde kalmanızdan veya o günleri idrak etmenizden Allah'a sığınıyorum ey ashabım. Muhterem Müslümanlar, acaba o beş şey neymiş? İsterseniz hiç izaha geçmeden hadis-i şerife kısaca mana vereyim bakınız. Ma zaharatil fahişetu fi kavmin kattu ya'melu biha fihim alaniye ev yu'melu fiha biha fihim alaniye. Şöyle bir şart zuhur eder ki fuhşiyat sizin içerinizde alır yürür. Muhterem Müslümanlar, yani zina sizin içerisinizde alır yürür, bir kavmi içerisinde alır yürür
yumelu biha fihim alaniye, açıktan zina edilecek hale gelir insanlar. Açıktan zina edecek hale gelirler. İlla zahara fihimü taun evil evca'ulleti lem tekün fi eslafihim. Eğer zina böyle açıkça dağılır ve yayılırsa, onların içerisinde veba hastalığı ve seleflerinde görülmedik ağrılar ve hastalıklar zuhur eder bir. Muhterem Müslümanlar, yani bir kavimde, bir millette, bir ulusta, bir cemaatte zina ve fuhşiyat dağıldı ve yayıldı mı? Geçen dersimde açıkça söylemiştim size, bir gazeteden alarak, İstanbul'da herkesin gördüğü yerde bir çalı arkasında bir çift zina ediyor, herkes de görüyor diye muhterem dinleyiciler. Konya'da bile çok acayip şeyler. Konya muhterem Müslümanlar, düşünün. Yani gez dünyayı, gör Konya'yı olduğu halde bizde de demek karışıklıklar zuhur etmeye başlamıştır. Acayip şeyler söylenmektedir muhterem müminler. Bir kavmin içerisinde eğer zina alır görürse, o kavmin içinde veba zuhur eder. Peygamber Efendimiz buyuruyor ki, seleflerinde olmayan ağrı ve hastalıklar zahir olur. Bugün İdiz hastalığı ve ondan sonra bir mikrop daha tespit ettiler, bir hastalık daha tespit ettiler, ondan daha tehlikeli diye muhterem Müslümanlar. Peygamber Efendimiz'in 1400 sene evvel işaret ettiği aynen zuhur ediyor. İdiz hastalığı Afrika'yı aldı götürüyor. Amerika büyük bir telaşın içerisinde, Avrupa perişan, Türkiye'de de sayılır şekilde gelen gavurcuklar kanalıyla, süfeha kanalıyla, ahlaksızlık ve kötülüğü adet edilen zalimler kanalıyla Türkiye'mizi de atlamış durumda muhterem Müslümanlar. İdiz hastalığı, Rabbimiz korusun, pençesinden henüz kurtarılamıyor. Ve bugün gavuru da Müslümanı da ittifak halindeler. İdiz hastalığını zina ve fuhuş getiriyor. Aile hayatı mazbut olan, İslam'ı yaşayan kavim ve millet içerisinde böyle bir hastalığın zuhuru düşünülemez bile diyor muhterem Müslümanlar. Bunu tıp fenni, tıp ilmi, doktorlar söylüyorlar. Şu halde dünyadaki bütün saadetlerin temeli İslam diyorduk ya, bunda dahi bakınız İslam'ın ahlakı, edebi, iffeti yegane ilaç olarak Cenab-ı Hak tarafından, Resulü tarafından işaret ediliyor. Cenab-ı Peygamber Efendimiz şöyle devam ediyor. وَمَا مَنَعَ قَوْبٍ زَكَاتَ اِلَّا مُنِعُ الْقَطْرَ مِنَ السَّمَا وَلَوْلَ الْبَهَاءُمْ لَمْ يُمْتَرُوا. Muhterem Müslümanlar, Peygamber Efendimiz ikinci olarak buyuruyorlar. Eğer bir kavim zekatını vermezse semadan rahmet inmez. Eğer hayvanlar olmasaydı Cenab-ı Hak Celle ve Ala Hazretleri onları kıtlıklara müptela kılardı. Muhterem müminler, gariptir, bugün Türkiye et ithal ediyor, buğday ithal ediyor. Dünyanın hububat ambarı olduğu halde Türkiye'mizin bugünkü hali bu. Bazı yerde yağmurlar yağıyor, seller. Hindistan'da, Bangladeş'te, Senirkent'te falan yerde, falan yerde, İstanbul'da 1500 bodrum kata, dükkana ve eve seller girdi. Ne kadar insanın mağdur olduğunu düşününüz. Bir taraftan lütuf görünüyor, diğer taraftan da yıkıp tahrip ediyor. Sebebi bizim masiyet ve günahlarımız muhterem Müslümanlar. Diğer tarafta yağmursuzluktan mahsulde şu kadar gerileme var diye yapılan beyanlar ve dünya üzerinde şu kadar milyon insan açlığın içerisinde diye gazeteler yazıp duruyorlar. Uzatmayacağım muhterem Müslümanlar, vaktimiz de geldi, ezanımız da okundu. İsterseniz şu fıkrayı da alayım, gelecek dersimde cemaati bekletmeyin, hakkım değil. Şu fıkrayı da alayım, kesip gelecek dersimde devam ederiz. Ve ma bahasa kavmul mikale vel bizane illa uhuzu bisinin ve şiddetil meune ve cevrus sultan. Asıl söyleyeceğim son 4. ve 5. fıkra muhterem Müslümanlar, gelecek derse kalıyor. Bir kavim ölçülerine, tartılarına, metrelerine dikkat etmezler, birbirlerini aldatırlarsa. Peygamber Efendimiz Medine pazarına çıktığı zaman muhterem Müslümanlar, bir yığın buğdayı görüyor. Elini böyle sokunca yığının içerisinden rutubetli buğday avucunda alıp çıkarıyor.
Niye üzeri kuru da bunun içi yaş diye Peygamber Efendimiz soruyor. Ya Resulallah, esabet hüsseme, biraz yağmur tiselemişti onun için. Efela cealteha fevkaha, niye onu üzerine koymadın da içine koydun, kurusunu üzerine döktün? Ve buyurdular, men gaşşel müslimine feleyse minhum. Men gaşşel müslimine feleyse minhum. Müslümanları aldatan onlardan değildir diyor Peygamber Efendimiz. Metrelerine, ölçeklerine, kramlarına, dirhemlerine, hesaplarına dikkat etmeyip ümmeti Muhammed'i aldatanlar muhterem Müslümanlar. Ya hocam, sen Mekke'de metreden, kramdan, dirhemden bahsediyorsun. Milyarlar ve trilyonları beytülmali soyanlar ne olacak? Muhterem Müslümanlar, böyle olunca Cenab-ı Halik-i Zülcelal o beldede yoklukla onları terbiye eder, büyük ihtiyaçlarla terbiye eder, sultan tarafından cevir ve zulümle terbiye eder. Yani muhterem müminler, her şeyi ver adamın huzuru yok. Borç gırtlağına kadar malı servetinin içerisinde, yokluk içerisinde. Ve hakeze ve hakeze. Yani dünyamızın bugün nimetlerle bir dünya görüntüsü içerisinde, bir tarafta trilyonlarla keyfeden insanlar, diğer tarafta yarım lokma bulmak için, bir günlük yiyeceğini kazanmak için didinen milyonlar ve milyonlar ve milyonlar muhterem Müslümanlar. Sebebi kendi seyyiatı amalimiz arz üzerinden. Biliyorsunuz Cenab-ı Cebrail'e sormuştu. Ya Cibril, benden sonra inecek misin vazifeyle? 10 defa ineceğim ve 10 inişimde de bir şey kaldıracağım. İlk inişimde arz üzerinden bereketi kaldıracağım ya Resulallah diyor. İnsanların seyyiatı, ulu orta hareketleri ve masiyetlerin karşılığı alemden bereket kalkıyor. Şimdi görüyorsunuz, herkes şikayet ediyor muhterem müminler. Herkes. Şöyle bir elhamdülillah, dünyamız cennet gibi yahu. Allah'tan gayriye muhtaç değiliz. Ama bir yiyeceğimize yarım yiyoruz. 100 kazanacağımıza 50 kazanıyoruz. Ve hakeza ve hakeza. Mevlasına şükreden, Allah'ını zikreden, ayatını fikreden, Hazreti Kur'an'ın yolunda yürüyüp Cenab-ı Muhammed Mustafa'nın izini takip eden mesut bir cemiyet. Yüce Rabbim, senden lütfet diyoruz, istiyoruz. Sen her şeye kadirsin. Şöyle bir diyeceğimiz güzel günleri, hayırlı demleri göster diye niyazlarımızı yükseltiyoruz muhterem Müslümanlar. Salü ala Resulina Muhammed. Buyurun aşk ile kelime-i şehadet. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resulü. Kelime-i tayyibe-i münciye-i mübarekesiyle Mevla cümlemize kene kapamalar nasibi mukadder eyle. Hakkı hak bilip hakka ıttıbak, batılı batıl bilip batıldan iştinab eyleyen zümre-i salihine Mevla cümlemizi ilhak eyleye. Şeriatı garra-i ahmediye-i muhammediye mustafaviye temessüp ve itibarlarımızı yevmen fe yevma müjdad eyle. Cümlemize ve bütün din kardeşlerimize, ehli imana cennet, nimet ve aksal gayemiz olan cemali ilahiyesiyle iltifat-ı ikram eyle. Sübhane rabbike rabbil izzet amma yasifun ve selamun alel murselin velhamdülillahi rabbil alemin. El Fatiha.